Hamilelik sonrasında karın germe ameliyatında önce ameliyata başlamadan önce hastanın durumu değerlendirilir. Hastanın durumunda sadece karında gevşeklik, cildinde gevşeklik, sarkıklık veya karın kaslarında gevşeklik mi var? Yoksa buna ilaveten cilt altında fazla artmış yağ dokuları mı var? Yoksa bunların kombinasyonu mu var? Sıkıntının ortaya koyulması gerekiyor tam olarak. Sıkıntı ortaya koyulduktan sonra ameliyatta yapılması gereken şeyler daha net olarak planlanabiliyor. Eğer hastada fazla yağlanma varsa ameliyatlar büyük olasılıkla liposuction dediğimiz yağ çekme yöntemiyle başlıyor. Kişideki fazla dokular, yağ dokuları uzaklaştırıldıktan sonra karın germe operasyonuna geçiriliyor. Karın germe operasyonunda cildin fazla kısmı vücuttan uzaklaştırıldıktan sonra kalan dokularda kas dokuları sıkılaştırılıyor. Kas dokusu sıkılaştırıldıktan sonra da cilt dokusunun gergin olarak yeniden birleştirilmesi ve göbeğin oluşturulmasıyla bu operasyonlar sonlandırılıyor. Doğum sonrası, sezaryen sonrası dönem gibi birkaç gün iyileşirken kişinin yürümesiyle, oturup kalkmasıyla ilgili sorunları olabiliyor. 4-5 gün içinde günlük faaliyetlerinin büyük bir kısmını kendisi yapabilir hale geliyor. 10-15 gün içinde de bu söylediğimiz günlük faaliyetlerin %80-90'ını idare edebilir hale geliyor. Ama tam iyileşmesi bunun 3 ay ile 6 ay gibi bir sürede tamamlanacağını akılda tutmak lazım.